değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin teminatı genç yurttaşlarım, yürekleri millet sevgisiyle çarpan bozkurtlarım. Bu güzel toplantıda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bugünün sevincini paylaşmak üzere bizleri bir kez daha buluşturan Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Bu ihtişamlı kucaklaşmayı düzenleyen bütün dava arkadaşlarım, İlkoz Hatlarının yöneticilerini ve emeği geçen yükküdaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Bugün burada Kutlu Fethi 557 yıl önce gerçekleşmiş cihanın en büyük Türk kentinde olmaktan bahtiyarım. Ve onlarca asırdır devam eden bu yolculuğun bir kesitinde ecdada layık evlatların başarılarını paylaştığım için gururluyum, mutluyum, kıvançlıyım. 10 yıldan gelen buyrukları yüreğinde taşıyanları selamlıyorum. Yüce Peygamber'in mübarek müjdesine sarılanları selamlıyorum. Anadolu'nun kilidini açan erenlerin inançlarını yaşatanları selamlıyorum. Ertuğrul Gazi'nin mirasını en üstünde tutanları, Fatih'in vizyonunu kucaklayanları selamlıyorum. Yedi düvele dersini veren, milli mücadelenin yaşayan temsilcilerini selamlıyorum. Mustafa Kemal'in ya istiklal ya ölüm kararını gönüllerinde, başbuğumuz Türkeş Bey'in üç hilalini ufuklarında taşıyanları selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin teminatı yurttaşlarım, ne mutluyum ki sizlere hitap için kullandığım dava arkadaşlığı ve yurttaşlık bugün burada gerçek anlamına bir kez daha kavuşuyor. Türk milletine gönül verenlerin davası bu salondan bir kez daha dünyaya sesleniyor. Türk milletine sevdalananların yüksek sadası bu salondan insanlığa bir kez daha haykırıyor. Ve Milliyetçi Hareket'in mensupları, ülkücü hareketin pırıl pırıl gençleri diyor ki, buradayım, milliyetçiyim, ülkücüyüm, buradayım, milletimin son gücüyüm. Dün var olanlar, bugün yoklar, ben yine olacağım. Bugün var olanlar, yarın olmayacak, ben yine duracağım. İnancım odur ki, mazlumun sesine, Müslümanın hasretine, Türklüğün ülküsüne bir güneş gibi doğacağım. Köklerim Orta Asya, gövdem Anadolu, dallarım Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu'dur. Binlerce yıl geride kalmış her engeli yıkacağım. Asırlar bana hız gelecek, çağları bir bir aşacağım. Tarih tanık, insanlık şahittir. İşte dava, işte ülkü, işte hareket, işte millet. Dünyaya yön verme, insana insanlığı öğretme, batıla hakikati gösterme, cihanın yönetimine talip olma, asırlarca bir kutlu emanet gibi yürekten yüreğe taşınıp durdun. Bir ilahi talih gibi, bir mukaddes görev gibi geldi, ülkücü gençliğin omuzuna kondu.
görmeyen gözler, duymayan kulaklar, mühürlenmiş kalplere sesleniyorum. İyi dinleyin, iyi görün ve dikkatlice kulak verin. Bu ülkü Tonyuk'ta Nizam-ı Mülk'te vardı, bugünlere ulaştı. Bu ülkü İbn-i Sina'da, Ulu Bey'de vardı, bugünlere taştı. Bu ülkü Hayme Ana'nın Nillerinde vardı, bugünlere erişti. Bu ülkü Hacı Bektaş'ın dualarında vardı, yankısı arşa ulaştı. Nesillerimiz tarafından bir kutlu emanet gibi, bir gelin ceyizi gibi, bir zinnet eşyası gibi lekesiz ve tertemiz yüzyıllarca yıldır taşındı. Elden ele, gönülden gönüle, nesilden nesile çağlar açtı. En müşkül anlarda güç verdi, en zor durumlarda cesaret kattı. Ve Cenab-ı Allah'a çok şükür ki hafızalar kurumadı, kalpler mühürlenmedi ve şuurlar kapanmadı. Bu ülkü Şehit İmamoğlu Hakk'a yürürken de yüreğindeydi. Bu ülkü Şehit Önkuzu'nun son nefesini verirken de gönüldeydi. Bu ülkü Şehit Pehlivanoğlu'nun son duasında da dilindeydi. Anıları yüreklerimize, sevdikleri vicdanlarımıza sorulacak hesapları elbette namusumuza emanettir. Ve kim hangi yola saparsa sapsın, nasıl bir ihanet ararsa arasın, dilden dile taşınan kutlu ülkü bugün burada, bu salonda yaşamaktadır. Kim hangi rüzgarlara kapılırsa kapılsın, kim hangi dalgalara yelken açarsa açsın, kim zulme ortak, zalime dost olursa olsun, inancımızı taşıyacak ülkücü gençler vardır ve buradadır. Korkusuz yürekler ve bu yüce gönüller buradadır. Binlerce yılın inliğinden süzülüp gelmiş aziz hatıralar bugün buradadır. Türklüğün asırlarca taşınan inancı, ülküleri, şuuru bugün buradadır. Türk milletinin bağımsızlık ve hakimiyet ruhu bugün buradadır. Tertemiz ailelerin müşfik gönüllerinde yetişmiş ülkücü gençler, Bilge Kağanları, Alparslanları, Osman Gazileri, Fatihleri, Mustafa Kemalleri ve Başbuğ Türkeçleri anmak, hatırlamak, sahip çıkmak için bugün buradalar. Milletim sizinle iftihar ediyor. Milletim sizinle gurur duyuyor. Milletim sizden yeni fetihler bekliyor. Milletim her alanda yeni zaferler umuyor. Diyeceğim şudur ki, ülkeye giden yolculukta kutlu yolunuz, tertemiz alnınız ve güzel bahtınız ilelebet açık olsun. Hak bildiğiniz yolda başarınız, inancınız ve iradeniz daim olsun. Değerli dava arkadaşlarım, bugün Ülke Ocaklar İstanbul İl Teşkilatı'nın yürüttüğü bir program çerçevesinde eğitimden geçerek diplomaya hak kazanmış gençlerimizin başarılarını kutlamak için buradayız. Bu toplantının eğitim vesilesiyle yapılıyor olması bile hem yeni neslin talip olduğu misyonun bir ifadesidir, hem de eğitimin dönemin layıkıyla anlaşıldığının bir göstergesidir. Eğitim ve öğretime çok özel önem veren biri olarak bu toplantıdan ve kucaklaşmadan son derece mutluyum, kıvançlıyım. Takdir edersiniz ki özellikle çağımız eğitilmiş insanlara
ve eğitilmiş insanların başarılarına dayanan milletlerin yükselişlerine şahit olmaktadır. Adı üstünde ülkü ve davayı ona inanmış, ona adanmış ve ona bağlanmış bir gönlün, yüreğin ve şuurun varlığını gerektirmektedir. Dikkat ediniz, ne yalnızca gönül, ne yalnızca yürek, ne yalnızca şuur. Sevgi, cesaret ve bilgi, hepsine ihtiyacımız var. Bizim için biri yoksa diğeri de yok demektir. Gönül vermek kolaydır, yürekli olmak onu tamamlar ve nispeten o da kolaydır. Ancak şuur zahmettir, ulaşmadır, mücadeledir, sabırdır, akıldır. Çok uzak mesafelere gitmek için yalnızca gönül ve yürek yetmez. Buna mutlaka şuurun da katılması ve hatta kılavuz olması şarttır. Şuur hatırayı bir inanca dönüştürür. Şuur bir nakli, bir sözü asırlara eriştirir. Ülkücü görünmek kolay, ülkücü olmak zor, ülkücü kalmak ise çok daha zor derken kastettiğim budur. Şuur, ülkücü kalabilmenin ön şartıdır. Büyük ülkü adamı merhum Galip Erdem Bey'in yaptığı tasnifteki ülkücüler, ülkücü geçinenler ve ülkücülükten geçinenler sözüyle işaret ettiği gerçek de budur. Çünkü şuurla bağlanılmayan bir coşku, yağmurla coşan, güneşle kaybolan sel suyuna benzer. Kalıcı olmaz. Unutmayalım ki şuur heyecanı yılgınlıktan kurtarır, şuur cesareti çılgınlıktan kurtarır. Nitekim sevdasını şuura dönüştürmemişlerin kısa menzilli ufukları büyük davaların en büyük engelleri olmuştur. Gönül heyecanla beslenir, şuur ise akıl ve bilgiyle yaşar, devam eder. Elbette her ikisine de ihtiyaç vardır ve birbirlerini tamamlarlar. Ancak şuursuz bir heyecan kalıcı olmaz ve şuursuz bir hissiyat saman alevi gibi söner gider. Bu nedenle de son dönemin revaçta kavramı olan ülkücünün eskisi asla olmaz. Böyle bir kavram bulunmaz. Bunlar olsa olsa heyecanı şuura geçirememiş, ülkücü olmaya çalışmış, becerememiş kişilerdir. Zaten bunlara da ülkücü denmez. Zira ülkücülük heyecan ve inançla desteklenen şuurla kavranma halidir. Şuurun kaynağı ise bilgidir, eğitimdir, öğretimdir. Eğitimle beslenmeyen heyecan güvenilmez bir limandır. Her an başka mecralarda yeni heyecanlar bulabilir veya kendisini heyecanlandıran başka uyaranlara kapılabilir. Bugün özellikle milli meselelerde bizim duruşumuzu eleştirmek için bir zamanlar kendisine ülkücü diyenlerin kullandıklarını görüyorsunuz. Bunlara dava adamlığının ve ülkücülüğün şuur aşamasına geçememiş ve gelen rüzgarların tesiriyle başka dalgalara kapılmışlar demek daha doğru olacaktır. Bu itibarla gençliğe verilecek her eğitim, onlara kazandırılacak her yeni bilgi, onları heyecandan şuura geçirecek yeni bir adım olacaktır. Ve ne kadar takdir edilse ve övülse yerindedir. Bugün burada diploma vererek paylaştığımız mutluluğun nedeni de öncelikle buradadır. Bu anlamda aranmalı ve değerlendirilmelidir. Türk milletini tarihin acımasız çarkından ve tahribatından alıkoyan
en önemli etkenlerden birincisi elbette ki cengaver ruhlu büyük adamların varlığı ve aziz ecdadımızın kahramanlıklarıdır. Ancak bu üstün vasıfların da üzerinde olan faktör binlerce yıllık sürecin şekillendiği sonsuzluk ülküsü, ilelebet yaşama inancı ve bunları şuurlandırma şuurlarında taşıyan büyük adamlardır. Yabancılaşmaya karşı Orhun'dan yola çıkan buyruklar öylesine söylenmiş sözler değil. Millet olmanın yüksek şuurunun ifadesi ve baş eseridir. Ne kadar iftihar etsek azdır. Şuurun gıdası olan bilgi ve eğitim Şeyh Edebali ile Osman Bey'e geçmiştir. Akşemseddin ile Fatih'e taşınmıştır. Asırlarca hocaların, lalaların, müderrislerin vicdanında saklanmış ve cihan devletinin esasını bu şuur oluşturmuştur. Bu itibarla eğer insanlığın kurtuluş için bir arayış içine gireceksen, Türk milleti ve mazlum toplumlar için bir yol önereceksek, sadece siyasette değil, kültürde, ekonomide, teknolojide, sanatta, sporda, kısacası bir medeniyet için ihtiyaç olan her alanda çareyi temsil edeceksek, Türk milleti merkezli ve Türkiye eksenli bir gelecek projesinin sahibi olacaksak ve bu iddialarımız gerçekleşecekse, bu ancak şuura dönmüş ülkücülüğün yaşatılması, şuurlu ülkücülerin yetişmesiyle olacaktır. Aksi halde şuurla taşınan bir ülkeyi gönüllere düşüremez, akıllara tutturamazsak unutmayalım ki ülkücülük yalnızca alkışlanan ve zor günlerde aranan bir heyecandan öteye hiç geçemeyecektir. Milletimizin her alanda aşılması gereken ağır sorunlarının kalıcı ve köklü çözüm yollarını hiç bulamayacaktır. Ülkemize nüfuz etmiş güç odaklarının demokratikleşmeden ekonomiye, kültür hayatımızdan siyasete kadar çözüm diye dayattıkları dar kalıplardan kurtulamayacaktır. Yozlaşmış bürokrasi, tekelci sermaye ve batıcı elit koalisyonun küresel sermayeyle işbirliği yaparak milli olan her şeyi tahrip etme arayışını bütün iyi niyetlere rağmen durduramayacaktır. Değerli arkadaşlarım, ülkü hiçbir zaman ham bir hayal, sonu olmayan serüven olmadığı gibi ve ülkücü de macera perest değildir. Ülkümüzün önceliği ve olmazsa olmaz kıymeti büyük Türk milletidir. Hedefimiz tarihten gelmiş, geleceğe giden yolda bu büyük milleti yelebet yaşatmaktır. Bunun için mücadele ederken bizi biz yapan esaslar olan dil, gönül, ahlak, inanç, akıl ve vicdanda taşınan muhteşem değerler manzumesini korumak en büyük amacımızdır. Çünkü bunlar tarihin derinliklerinden terkip yaparak gelen ve bizi diğer milletlerden ayıran temel farklılıklardır. Büyük Türk milletine anlam ve değer kazandıran bu hasletleri temsil etmesini istediğimiz milli devletimizin yeryüzünün en güçlü devleti olması tükenmeyen hasretimizdir. Ancak bunun gerçekleşmesi halinde Türklük, İslamlık ve insanlık barış, huzur, adalet ve senliğe kavuşacaktır. Niyetimiz de budur. Bu tanımlar altında gönül rahatlığıyla tekrarlayabiliriz ki ülkümüz büyük Türk milletini ona farklılık, anlam ve değer kazandıran, tarihin derinliklerinden terkip yaparak getirdiği dil, gönül, ahlak, inanç, akıl ve vicdanda
taşınan muhteşem değerler manzumesini bir kutlu emanet olarak köklerinden kopartmadan anlayıp, kavrayıp, koruyup geliştirerek insanlık var oldukça sonsuza kadar yaşatmak. Bu yüksek değerleri temsil etmesini hedeflediğimiz milli devletimizin Türklük, İslamlık ve insanlığın barış, huzur, adalet ve esenliği için yeryüzünün en güçlü devleti olmasına çalışmaktır. Ülkücülük ise buna baş koymuş, yüreğini ve gönlünü bu hedeflere kilitlemiş, bu değerlerle şuurlanmış millet evladının ünvanıdır, şeref bayesidir. Ülkü, değişeni hiç gelmeyecek olan sonsuz vatan nöbetidir. Ülkü, ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun diyenlerin yurt sevgisidir. Ülkü, fitneleri aşacakların, fesatları yıkacakların ufuk çizgisidir. Ülkü, dalgalı denizlerde milleti kurtaracakların kutup yıldızıdır. Ülkü çileye talip, meşakkete razı olacakların sınav yeridir. Ülkü şerefin, haysiyetin, dik duruşun, eğilmez başın zirvesidir. Ve dikkat ederseniz tanımlar ve ardına düşünülen ülkü son derece iddialıdır. Yüksek hedefleri önüne koymaktadır. Günübirlik meşalelerden üzerine çıkmaktır. Ülkücülük bir Türk gencinin geçmişi ve geleceğiyle ömür boyu sürmesine namus sözü vererek bağlılığını taahhüt ettiği milletimizle yapılmış sadakat, samimiyet, hizmet ve sevda sözleşmesidir. Ve elbette ki bu manevi sözleşme altına mühürünü vurarak ben ülkücüyüm diyen herkesi bağlayan tek taraflı bir sorumluluğu ve yükümlülüğü de beraberinde getirmektedir. Biz buna alacağı hiçbir zaman tahsil edilemeyecek olan vatan ve millet borcu diyoruz. Ve bizi var eden milletimize haddimiz değil ama terimizin, kanımızın son damlasına kadar bu mutabakat beyanını anamızın ak sütü gibi helal ediyoruz. Ne var ki bu karşılıksız vatan borcu, bu yücelikler kendini aşmış bir irade, kendisini aşmış bir benliğin varlığını gerektirmektedir. Ülkücü olmanın zor ama şerefli yönü de budur ve buradadır. Hepimizin bu konuda kendimize soracağı sorular ve arayacağı cevaplar olmalıdır. İlk sorumuz şudur. Ben Türk milletinin bekası ülküsüne hiçbir karşılık beklemeden, gönülden, yürekten ve şuurla bağlı mıyım? İşte bu soruya verilecek evet cevabıyla ülkücülük başlayacaktır. Ve ardından soracağımız sorular şunlar olacaktır. En zor şartlar altında bile gözümü kırpmadan ülkücülüğü benliğimde taşıyacak kadar kırılmaz bir iradeye, ülkücülüğe ve ülkümüzün tarihi misyonuna tam bir saygı gösteren ideolojik derinliğe, millet yolunda ona layık olacak kadar inanç, ahlak, fazilet ve samimiyete, Türk milletini bütünüyle kucaklamaya hazır kültür, bağlılık ve mensubiyet şuuruna sahip miyim? Eğer bunlara da evet diyebilmişsek ardından cevabını arayacağımız sorular devam edecektir. İnandığım ülkü yolunda önüme çıkacak tuzakları görecek kadar vizyon zenginliğim,
gönülden bağlandığım davayı taşıyacak mizaç ve karakter olgunluğum, milletim adına zorlu bir hizmet mücadelesi verirken yeterli donanımım ve bilgeliğim, ülkücülüğün mazi ile alakasını keşfetmiş, geleceğe dönük gönül ve görüş genişliğim var mı? Ve nihayet şu cevaplara da vereceğiniz evetler bizi gerçek bir ülkücü yapacaktır. Ben yalın, ilkeli ve düzgün bir şahsi hayat ile etrafımdakilerin örnek olacağı, ahlaklı tavırlarımla, erdemli duruşumla, düzgün hayatımla insanların gıpta edeceği, Türk kültürü ve İslam inancının insaniyete saygıyı esas alan manevi olgunluğa erişerek arkasına düşülecek, kendisine güven duyulacak bir kişi miyim? Bu sorulara vereceğiniz samimi cevaplar ülkücülüğümüzü anlamlandıracak, sadakatiniz ve samimiyetiniz hakkında kendinizi sorgulamanıza vesile olacaktır. Unutmayalım ki ülkücülük bir sanat, bir zanaat, bir meslek, bir hobi ve meşgale değil, tamamen millete adanmışlıktır. Bu nedenle her ülkücüm millet için duyduğu yüksek sevgiyi ve ülküyü benliğinde taşırken kendisini de sürekli olarak geliştireceği, bitmek tükenmek bilmeyen bir fikri eğitim ve ruhi terbiye sürecini yaşamak ve yaşatmak mecburiyetindedir. Çünkü ülkücülük bir son değil, aslında kendimizden itibaren toplumumuzu ve milletimizi kazanma, yönetme ve geliştirme sürecinin başlamasıdır. Çünkü ülkücülük bitmiş ve donmuş bir değerler sistemini sırtlayıp taşımak değil, çağın gereklerine göre geliştirerek, canlı tutarak, gelecek kuşaklara teslim edebilmek demektir. O halde her ülkücü genç nasıl bir mesleğe sahip olacağını ve hayatını nasıl kazanacağını, olması gereken yüksek şahsiyeti ve karakteri nasıl geliştireceğini, tarihi perspektif içinde milletinin kendisinden beklentisinin neler olduğunu, kendisinin de emaneti devralmış bir nesil olarak bu beklentilere neleri katabileceğini, nereden alıp nereye taşıyacağını, kimden alıp kime devredeceğini bilmek, öğrenmek ve yaşamak durumundadır. Ancak unutmayalım ki bir milleti taşıma sorumluluğunu duyması gerekenler önce kendilerini taşımaya muktedir olanlardır. O halde milletimizde olmasını istediğiniz bütün değişim önce bizden, kendimizden ve benliğimizden başlamak zorundadır. Kendimizi düzeltirsek Türkiye'yi de düzeltiriz. Kendimizi geliştirirsek ülkemizi de geliştiririz. Değerli dava arkadaşlarım, aziz ülkücülerim, ülkümüzün yolu milletimizin de yoludur dedik. Milletimizin yolunun ise kendisini aşmış, küçük hedefleri terk ederek milletine yoğunlaşmışların hedefi olduğunu söyledik. Zira bizi ülkücü yapan en belirgin yönümüz, şahsi beklentilerimizi milli geleceğimiz ve hedeflerimiz içinde eritebilmiş olmamızdır. Bu elbette ki özel hedeflerimizi terk etme anlamını doğurmayacaktır. Ancak iç içe geçmiş hedefler içerisinde şahsi gelecek ile millet geleceğinin ortak faydasının kapsama alanı aynı maksada erişmek için müşterek hale gelecektir. Şunu kabul ve itiraf etmek gerekir ki ülkümüz ne bizle başlamıştır ne de biz olmadığımız zaman sona erecektir. Çünkü ülkünün varlığı yalnızca ben ile kaim değildir. Ülkü hem millet var oldukça yaşayacak
hem de milleti sonsuza kadar yaşatacak karmaşık iki değişkeni bir denklem içinde barındıran kudretin tanımıdır. Bu yönüyle ülkü kendisinin hem sebebi hem sonucudur. Ülkü kavramının siklet merkezi olan devleti ebed müddet ile milleti ebed müddet kavramları benliğini aşmış, varlığını binlerce yılın eseri olan millet kimliğinde eritmişlerin menzilidir. Rahmetli Dündar Taşar'ın tasavvufta Allah aşkıyla mezz olmaya benzeterek millet içinde yok oluş halinin adını verdiği gibi her ülkücünün nefisini, terbiyesini zorunlu kılmaktadır. Bu elbette ki kendi geleceğini aramaktan vazgeçmiş, hayata tutunamamış bir gencin yalnızca kalabalığa sığınması gibi anlamsız ve hatta marazi bir macera demek değildir. Tarih henüz vasıfsız insanlardan müteşekkil ama bir güçlü millete rast gelmemiştir. Nitelikli nesillere rağmen geri kalmış bir ülkenin de olamayacağı gibi. Buradaki kastımız kişinin kendisindeki kıymetleri ortaya çıkartıp başarılara adım atarken içinde yaşadığı milletinin de yükselişine omuz vermeye talip olması halidir. Zira ancak başarılı insan olursak, başarılı ve güçlü bir milleti de o oranda yaratabileceğimiz de açıktır. Tek tek elde edeceğimiz kuvvetin bileşkesi mutlaka milletimize de yansıyacak. Oluşacak sinerji yeniden kişiye dönerek daha başarılı olması için gereken itici kuvveti yine kendi kaynaklarından sağlayacaktır. Ancak burada hepimiz için dikkat edilmesi gereken bir tehlike vardır. O da bize doğrudan tesir eden ülkücülüğün, milliyetçiliğin benliklere aşmış toplumcu karakterini zayıflatan dış tesirlerdir. Zira üzerimize doğru fırtınalar estiren yabancı kaynaklı çekim alanlarından yalnızca hayatımızın maddi kıymetleri değil, kimlik ve kişiliğimizi inşa eden değerler sistemimiz de etkilenmekte ve tahrip olmaktadır. Zira yeni sömürgecilik, insanlığın binlerce yıllık tecrübelerinden süzülerek gelen milli kültürleri acımasızca tahrip etmek istemektedir ve hatta hedefine almıştır. Amaçlanan kimliksiz, kişiliksiz insan yığınlarından oluşan, kendi başının derdine düşmüş insanlardan ibaret, kaderine razı o yığınların dayatmalara teslim olduğu, direnenlerin olmadığı, kolay idare edilebilir bir dünyadır. Karşımızdaki bu küresel kara tablo, tek boyutlu medeniyet anlayışlarının insanlığı sürüklediği uçurumların eseri ve sonucudur. Ve maalesef ki dünyanın son 300 yılına Türk milleti damgasını vuramamış, hatta bu uzaklaşma, adalet ve hakkaniyet kavramlarını insanlığın yönetim felsefesinden uzaklaştırmıştır. Sömürünün, savaşın, vahşet ve sefaletin girdabında insanlığı kıvrandıran acımasız küresel projeler, insani değerlerle olan bağını her geçen gün koparmaktadır. Sömürgeci imparatorluklar kurma hevesinde birleşen küresel güçlerin sözde evrensellik, barış, demokrasi çağrılarıyla milli kimliklerinden kopartılan kitleler kabile aidiyetlerine hapsedilmektedir. Özellikle emperyal fikirlerin ve emellerin çağımızda en iyi saklandığı sığınak demokrasi iddiasıdır. En güçlü bahane ise mazlum milletlere demokrasi götürme gerekçesi olmuştur. Buradan demokrasi dışı bir arayışa meylettiğimiz anlamı çıkartılmamalıdır.
ama demokrasi peşinde koşacağız, anayasa değiştireceğiz derken milleti kaybetme gibi bir zaafın içine de düşmeyeceğimiz açıktır. Küreselleşme milletleri kendi coğrafyalarında kendi beşeri ve ekonomik kaynaklarından feragat etmeye zorlama siyasetinin yeni ismidir. İnsanlık ve onun saygın temsilcisi olan milletimiz ya küresel tahakküm ya da yeni sömürgeci imparatorluklar gibi sefil ve zorba seçenekler arasında sıkıştırılmak istenmektedir. Yeni dünya düzeni denen bu tehdidin önündeki en büyük engel milli devletler ve güçlü millet oluşumlarıdır. Cendereye alınmış Türk milletinin ve Türkiye'nin varlığı ve devamlılığı tarihin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Var olma mücadelesi verdiğimiz 1910'lu yıllardan bu yana yakın tarihin en ciddi beka tehlikesi bugün karşımızdadır. Yıllardır yaşanan ağır yoksulluğun neden olduğu toplumsal tahribatın yanı sıra ve daha da önemlisi Türk milletinin birlikte yaşama şartları ve millet olma özellikleri ağır tehdit altındadır. Türk milleti içinden yeni milletler çıkarmaya ve çok milletli parçalı bir devlet ve toplum yapısına doğru hızla gidilmektedir. Bu gidişat ve tırmanan tehditler toplumun kırılma noktasına yaklaşmakta olduğunun uyarılarını vermeye başlamıştır. Milli bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti sözde demokratikleşme, çok kültürlülük, alt kimliklerin tanınması ve aile eğitim gibi kavramlarla çözülme sürecine sokulmuştur. Bu karanlık tablo karşısında yüreği Türkiye için çarpanların, gönlü milletimizle sevdalıların, şuurunda al bayrağın sevgisi olanların hareketsiz kalamayacağı, tepkisiz duramayacağı, sessiz bekleyemeyeceği kadar ağır tahrikler karşımızdadır. Varlığını tarihin derinliklerinden gelen büyük Türk milletinin bekasına adamış milliyetçi ülkücü hareket için bu durum telafisi ve kabulü mümkün olmayan derin kırılma halidir. Hatırımızdan çıkartmayalım ki milli bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti bütün eksikliği ve noksanlığıyla bile olsa Türklüğün asırlarca devam eden milletleşme sürecinin hem zirve noktası hem sosyo-kültürel mükafatıdır. Bu mükafat kendiliğinden gelmemiş, yalnız başına oluşmamış, birileri tarafından hediye ve hibe edilmemiştir. Şehitle, gaziyle, alın teriyle kazanılmış ve bedeli Balkanlarda, Çanakkale'de, Kocatepe'de kanla yazılarak ödenmiştir. Bu tablodaki karamsarlığın dağıtılması, milletimizin önder, devletimizin lider olabilmesi gençlerimize işaret edeceğimiz ülküyle gerçekleşecektir. Ne mutlu buradaki coşkuda bu inancı buluyorum. Burada gördüğüm heyecan da bunu, bu kararı okuyorum ve sizlere sonuna kadar güveniyorum. Bilinsin ki herkes sussa da milliyetçi ülkücü hareket susmaz, susamaz. Asla durmaz, duraklamaz. Buna yüreği için yüreği millet için çarpanlar da katlanmaz, katlanamaz. Değerli dava arkadaşlarım, muhterem ülkücü gençler, biz Türk milletini merkezine alan bir anlayışın temsilciler olarak biliyor ve inanıyoruz ki hakim olan zorba medeniyetin sebep olduğu ağır krizlerin üstesinden ancak insanı esas alan yeni bir medeniyet anlayışı gelecektir.
Türk milleti bunu o günlerdeki formatıyla küresel çapta tarih içinde uygulamış ve adına Osmanlı Barışı denen bir uzlaşma ve insanlık modeli oluşturmuştur. Bugün bunun olmaması için hiçbir neden yoktur. Bu itibarla meselelerimizi çözmek ve ülke idealine ulaşmak için milletimizle beraber bütün insanlığı kucaklayacak zihniyet değişimini, hakkaniyet ve adalete dayalı dünya hedefimizi ve toplumla bütünleşmeyi esas alan demokrasi anlayışımızı hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Bizim milliyetçiliğimiz, tarihi derinliğimiz, içerisinde yoğrulmuş olan milli değerlerimizle çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı, milli ve evrensel olanı birlikte yorumlamayı esas almıştır. Tarihin en köklü milletlerinden olan Türk milleti kendi kimlik ve kişiliğiyle başı dik ve onurlu bir seviyeye ulaşmak için yeni bir atılım yapmak durumundadır. Başka başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelerinin Türk milletini bir adım ileri götürmeyeceği açıktır. Bunun tek çözümü sorunlara Türkiye'den bakmakla, geleceği Türkçe okumakla ve Ankara'yı başkent yapan vizyonla dünyaya bakmakla mümkündür. Türk milletinin tarihi damgasını yeniden vurmasının yolu ise milli değerlerini sahiplenmesi ve özümsemesinden geçmektedir. Milliyetçi hareketin ve milliyetçi ülkücü kadroların ilham ve güç kaynağı budur. Bu olmalıdır. Biliyor ve inanıyorum ki Türk milliyetçileri Allah rızasından ve Türkiye sevdasından başka bir şey düşünmeden yaşayan dava ve gönül insanlarıdır. Büyük dava adamlarının inandıkları şeyleri başarmalarını engelleyecek gücün varlığına insanlık henüz şahit olmamıştır. Bu itibarla milliyet ülkücü kimliğinizle milletimizin asırlardır temsil ettiği insan sevgisi, barış ve yardımlaşma, üstün ahlak ve fazilet gibi değerleri yükseltecek sizsiniz. Yüreklerinizde taşıdığınız vatan sevgisiyle büyük Türk milletini gelecekte de yüceltecek olan sizsiniz. Bir yandan ülkemizi çağın ötesine taşırken gelişme ve kalkınmanın dinamiklerini milli değerlerimizle uzlaştıracak olan sizsiniz. Gözü Avrupa'da, kulağı Amerika'da olan teslimiyetçi ve işbirlikçilerin umutsuzluk tortusunu dağıtacak olanlar da sizlersiniz. Hırpalanan, onur ve haysiyeti yara alan yorgun ve yoksul Anadolu bugün bu salonlara kulak kabartmaktadır. Ezilen, hak ettiği itibarı göremeyen Türk milleti çareyi bu salonlardaki haykırışlarda aramaktadır. Ve ne mutlu ki buradan yükselecek sesi onurlu ve aydınlık geleceğin müjdesini beklemektedir. Bizim yegane güç kaynağımız Türk milletinin şaşmaz sağduyusudur. Bizim biricik ilham kaynağımız Türklüğün temiz vicdanı ve yüreğidir. Bizim tek dayanağımız Türk milletinin taştığında kabına sığmayan, bütün engelleri yıkıp geçen vatan sevgisidir. Kuşatma ne kadar ağır olursa olsun, tarih henüz hükmünü vermemiştir. Büyük bir tahammül gösteren Türk milleti henüz son sözünü söylememiştir. İşte o son sözün sahipleri sizler olacaksınız. Türk milletinin dünyaya vereceği dersin sahibi sizler olacaksınız. Çağ açıp çağ kapatan ecdadın yeni bir çağı açan mührü sizler olacaksınız.
milliyetçilik bayrağını yükseltecek ve cihanın burçlarına dikecekler sizler olacaksınız. Bugün de dün gibi Türk milletini yaşadığı buhrandan çıkartacak güç yine sizlerin elindedir. Bugün de ülkemizi içine düştüğü maddi ve manevi bunalımdan kurtaracak sır yine sizlerin fikrindedir. Tahrip edilmeye çalışılan binlerce yıllık kültür kodlarımızın, yok edilmeye çalışılan köklü devlet yapımızın ve asil milletimizin yegane koruyucusu ve kollayıcısı sizler olacaksınız. Sizlere yürekten inanıyor ve güveniyorum ki Türk milletinin birliğinin, dirliğinin ve huzurunun bozulmasına, milli dayanışma ve kardeşlik ruhunun yara almasına, milli kimliğinin tasfiye edilerek kimliksizleştirilenin esine etnik kökenlere göre ayrıştırılarak parçalanmasına alet olmayacaksınız. İzin vermeyeceksiniz. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Birkaç hain istiyor, birkaç kafir kışkırtıyor, birkaç işbirlikçi de alkışlıyor diye kardeşlikten taviz vermeyeceksiniz. Issık Göl'den Buhara'ya, Kerkük'ten Süleymaniye'ye, Üsküp'ten Ankara'ya, Ötüken'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Sakarya'ya kadar asırlarca ilmek ilmek örülen Türk milleti kimliğini sonsuza kadar savunmaya devam edeceksiniz. Çok şükür ki milliyetçilik ve ülkücülük hem milletimizin gönlünde, hem partimizin siyasetinde, hem ülkücülerin hasretinde yaşamayı şerefle sürdürüyor. Hem de Türk milletinin merkezinde olduğu bir anlayışın, başkent Ankara'dan yükselen bir vizyonun, milli ve manevi değerler sisteminin, insan onurunun ve insanlık mirasının, küresel eşitlik, ahenk ve adaletin en önemli teminatı olmaya devam ediyor. Ne mutlu sizlere ve buna gönül verenlere ve bugün ülkemizin özellikle içinde çırpındığı küresel tahakküm karşısında tıpkı 1919'lu yıllarda olduğu gibi hürriyetin, şahsiyetin ve bağımsızlığın bayrağı yine milliyetçiliğin aşılmaz surlar üzerinde gururla dalgalanıyor. Hepinizle iftihar ediyorum. Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, geride kalan yıllarda ülkemizi böldürmemek, kardeşliğimize fesat sokmamak için hainlere karşı dik durdunuz. Bunları biliyorum. Ama şimdi aynı hesaplar daha sinsi yaklaşıyor. Aynı emeller içten içe sizlere de yanaşıyor. Adına açılım deniyor, demokratikleşme deniyor, maskeleniyor. Aman dikkat ediniz. Girilen yol PKK'nın emellerine hizmet edecektir. Oyunu görünüz. Bu gidişatla Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı tasfiye edilecektir. Uyanık olunuz. Zalim ile mazlum, katil ile maktul, mağdur ile gaddar, cani ile şehit, katil ile gazi aynı kefeye konulmuştur. Değerler karıştırılmıştır. Doğruyla yanlışı ayırınız. Yıkmak için değil, yapmak için, ayırmak için değil, birleşmek için, bölmek için değil, buluşmak için, küsmek için değil, kucaklaşmak için ayağa kalkınız ve bunu gerçekleştiriniz. Ben bu konuda çabayı, heyecanı ve kararı görünce ülkücü gençlerin inancına şahit olunca bir kez daha kani oldum ki aziz milletimiz üzerine gerilmeye çalışılan kefeni bir kader olarak kabul etmeyecektir.
Türkiye'nin husumet, çatışma ve kavga ortamına sürüklenerek tükenip yok olmasına seyirci kalmayacaktır. İşbirlikçi yönetimin tuzaklarına düşmeyecek, bu tarihi vebale ortak olmayacaktır. Büyük milletimiz milli değerlerle birlikte yaşama ülküsü etrafında mutlaka ama mutlaka kenetlenecektir. Atalarımız bin yılın ferasetiyle demişler ki, su uyur, düşman uyumaz. Bu buyruklara dikkat ediniz, kulak veriniz. Düşmanlar yine uyanık, hasımlar fırsat kolluyor. Çanakkale'de aldıkları dersi çabuk unuttular. Sakarya'da yedikleri darbeyi tez atlattılar. İhanet küllendiği yerden yeniden alev almaya çalışıyor. Alçaklıklar saklandığı yerden doğrulmaya uğraşıyor. Bu kılıç arslana yenilmiş haçlıların hesabıdır. Bu Malazgirt'te teslim olmuş Bizans'ın hesabıdır. Bu Fatih'ten aman dilemiş Avrupa'nın hesabıdır. Bu Çanakkale'de batmış İzmir'de dökülmüşlerin hesabıdır. Bilek gücüyle yapamadıklarını siyasetle yapmak istiyorlar. Savaşarak kazanamadıklarını siyasi iktidardan almak istiyorlar. Oyun bu, düzen bu, senaryo bunun üstüne. Dün Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da gördük. Oyuncular benzer, emeller aynı, işbirlikçiler tanıdık. Ama onlar sizleri tanımıyorlar. Onlar milliyetçi ülkücü hareketi bilmiyorlar. Geçmişte aldığı dersleri unutmuşlara sesleniyorum. Milletimin ayağa kalkışını hatırlamayanlara sesleniyorum. İşbirlikçi bir yönetiminin varlığı sizleri unutlandırmasın. Türk milleti bir avuç teslimiyetçiden ibaret değildir. Sakın aldanmayın. Yanlış hesap yapmayın. Rengini şehitlerimizin kanından almış al bayrağımızın düşmesini, bağımsızlığımızın haykırışı olan İstiklal Marşımızın susmasını, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz. 557 yıl önce yaptığınız yanlış hesabın bedelini fetih günü ödediniz. 95 yıl önce bu hatanın bedelini Çanakkale'de fazlasıyla ödediniz. 88 yıl önce Türkiye kefen biçmenin bedelini İzmir'de yeterince ödediniz. Sanmayınız ki o günkü ruh öldü, yaşadıklarımız geride kaldı. Hayır, o kahramanların torunları bugün burada yaşıyor. Hakkın bağımsızlığın sevdaları bugün burada ayağa kalkıyor. Bütün müşaklık adına uzanan el bu yaka kırılmıştı. Bir hatırla yaptı. Bilmiyorum. İnsanlığa yapılan saldırılar karşılıksız kalmamıştır, yine kalmayacaktır. Tuzaklarla dolu engelleri aklımızla birer birer aşmalıyız, aşacağız. Biz bu sinsi kuşatmayı yarmalıyız, yaracağız. Türk milletini düştüğü darboğazdan kurtarmalıyız, kurtaracağız. İşte milliyetçi hareket burada. İşte ülkücüler burada, işte milliyetçiler burada. Bu davayı asla aşamazsınız, bu burçları asla geçemezsiniz. Birileri tarihi reddetse de, birileri ecdada küfür etse de, birileri katillikle suçlasa da, bu salondan yükselen bu ses dalga dalga Türkiye'ye yayılacaktır ve bütün melanetleri durduracaktır ve bütün rezaletleri silip atacaktır. Ülküdaşım, bu kudret sende fazlasıyla var. Bu inanç sende fazlasıyla var. Yeter ki kendine inan, kendine güven. Tarihi tanı,
tuzakları bil, oyunları gör, korkma, çekinme ve geri durma. Hiç aldırma, kaygılanma, arkana bakma. Ve Malazgirt'i, Mohaç'ı, Kutlu Fethi, Çanakkale'yi ve Kocatepe'yi unutma. Hayme ana da sensin, Süleyman Şah da sen. Akşemseddin de sensin, Molla Gülani de sen. Ulubatlı Hasan da sensin, genç Osman da sen. Karacaoğlan da sensin, Pir Sultan Abdal da sen. Mimar Sinan da sensin, Mehmet Akif de sen. Yahya Çavuş da sensin, Kara Fatma da sen. Geri durma, teslim olma, büyük ceddimin şu çağrısına kulak ver yeter. Ey Türk, titre ve kendine dön. Buradan aldığım güçle ve size olan inancımla diyorum ki, Türk milleti ilelebet var olacaktır. Cihana damgasını mutlaka ama mutlaka yine vuracaktır. Türk milleti bunu da mutlaka başaracaktır. Çünkü kendisini onun bekasına adamış sevdalıları vardır. Çünkü varlığını milletine adamış ülkücüleri vardır ve buradadır. Değerli dava arkadaşlarım, aziz ülküdaşlarım, vatan ve bayrak ortak paydasında başlattığımız uzlaşma ve gönül beraberliği milletimizde mutlaka teveccüh görecektir. İnancım budur. Büyük milletimizin milli kimlik ve kardeşlik ekseninde bir kucaklaşmayı başaracağına eminim. Ne var ki yapacağımız çok iş vardır. Yolumuz engeller, istismarlar, ihanetler, sapmalar ve entrikalarla doludur. Bunun farkında olmalıyız. Türkiye'yi kuşatılmışlıktan kurtarmanın yöntemini, çevremizi sarmış gizli emelleri tanımaktan geçmektedir. Bunları bilmeliyiz. Ülkücü harekete düşen sorumluluk, Türk milletine rehberlik yaparken sinsi tuzaklara düşmemektir. Uyanık olmalıyız. Sizlere tavsiyem şudur. Birliğinizi koruyunuz. Etrafınızla kaynaşınız. Dostluk ve kardeşlik alanınızı geniş tutunuz. Yapar ayrımların peşine takılmayınız. Komşunuzla, arkadaşınızla ve aziz milletinizle kaynaşınız. Bir olunuz, birlik olunuz. Milletin alayını kucaklayınız. Buradan gideceğiniz semtlerde İstanbul'un her ferdine en içten selam ve sevgilerimi götürünüz. Biliniz ki onların duaları, destekleri bizim en büyük dayanağımız olacaktır. Bugün Türk Cihan İmparatorluğu'nun tarihi başkentinde sizlerle bir arada bulunmakta şeref duydum. Bu vesileyle başarılarını gönülden kutladığım genç ülkülaşlarımın sevincini paylaştım. Ve daha birkaç gün önce kutladığımız ve üzerinden geçen 557 uzun yıla rağmen ne mutlu ki fetih ruhunu taşıyan ve şuurunu yaşatan bir kutlu neslin hala bizimle beraber olduğunu gördüm ve gururlandım. Hepinizi gönülden kutluyorum. Bu vesileyle toplantıyı tertip eden arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk milliyetçilerinin ve ülkücü kardeşlerimin daha nice toplantıları aynı şevk, heyecan ve coşkuyla idrak etmelerini temenni ediyorum. Yüce Allah'ın Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde emeklerimizi karşılıksız bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor ve kucaklıyorum. Tarih boyunca Türkiye'yi yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, bugün bölücülükle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi ve gazilerimizi rahmet
ve minnet duygularımla yad ediyorum. Bugün burada bir ülke etrafında toplanmak için bizlere önderlik etmiş, yol göstermiş, bizleri yetiştirmiş olan, ömrünü Türklük ve Türkiye ülkesine adamış Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e ve bugün 38. vefat yıl dönümünü andığımız Dündar Taşer Bey'e, ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarıma ve şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Konuşmama bir gelenek haline gelmiş, dedem Korkut'tan ilhamlı hayır duasıyla bitirmek istiyorum. Hak Teala üzerimizden rahmetini, ülkemizden bereketini, bayrağımızdan rüzgarını esirgemesin. Amin. Yüreğimizden sevgisini eksik etmesin. Amin. Gönlümüzde korku, keder bırakmasın. Amin. Aç açık gezdirmesin. Amin. Gözyaşı döktürmesin. Amin. Helal kazanç nasip etsin. Amin. Vatanımız ebedi olsun, milletimize hakim kılsın, ülkücüye kuvvet versin. Amin. İnancımız hiç bitmesin, heyecanımız hiç sönmesin. Amin. Kutlu ülküyü gönlümüzden ilelebet eksiltmesin. Amin. Yurdumu esirgesin, milletimi korusun, bugünümüzü aratmasın, al bayrağımızı saratmasın. Üç hilali karartmasın, sonsuza kadar parlasın dursun. Yüreğinizde özlem, gönlünüzde hasret bırakmasın, ülkeye tez elden ulaşalım. Kalbimizde korku, hayatımızda keder bırakmasın. Kutlu sevdaya bir an önce erişelim. Verdiğimiz mücadele, yolumuz ve bahtımız ve alnımız açık olsun. Ne mutlu Türk'üm diyelim.